Evet, sanırım şu anda canlı yayındayız. Değerli izleyiciler, herkese merhabalar diliyorum. Mülkiyeler Birliği'nin düzenlediği Türkiye'nin Komşuları başlıklı söyleşimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Ocak ayının son çarşambasında bugün birbirinden değerli üç konuğumuz ile Kıbrıs'ı, Yunanistan'ı ve Bulgaristan'ı konuşuyor olacağız. Ben söyleşiye başlamadan önce konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Bugün Bulgaristan konusunda Sayın İlhan Küçük'le konuşacağız. İlhan Küçük 1985 yılında Bulgaristan'ın Selvi kentinde doğdu ve Bulgaristan'ı temsilen Avrupa Parlamentosu'nda 2 dönemdir milletvekili olarak görev yapmakta. Kendisi siyaset bilimi ve hukuk eğitimi aldı ve Bulgaristan'da gençlik hareketinin içinden gelen bir isim. Milletvekili olarak seçildiğinde henüz 30 yaşında bile değildi. Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi üyesi, Avrupa Parlamentosu'nda ise Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı içerisinde yer almakta ve bu ittifakın başkan yardımcıları görevini üstlenmekte. 2018 yılında kültür ve basın kategorisinde yaptığı değerli katkılardan dolayı yılın en iyi parlamento üyesi ödülüne layık görüldü. 2020'nin başından beri ise Kuzey Makedonya'nın Avrupa Parlamentosu raportörlüğünü üstlenmekte. Kıbrıs konusunu bugün Sayın Niyazi Kızılyürek'le konuşacağız. Niyazi Kızılyürek de hem Türk kesiminin hem Rum kesiminin birlikte yaşadığı bir köyde doğdu 1959 yılında. 1964 yılındaki çatışmalar sebebiyle ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kaldı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında bir kez daha yer değiştirmek zorunda kaldı. 1977'de Batı Almanya'ya giderek lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Bremen'de tamamladı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde akademik çalışmalarına devam ettikten sonra 1995 yılında Kıbrıs'ın Rum kesiminde yer alan Kıbrıs Üniversitesi'nde Türk ve Orta Doğu Çalışmaları bölümünde akademisyen olarak görev yapmaya başladı. Kendisinin Kıbrıs sorunu üzerine kitapları, bilimsel makaleleri bulunmakta ve Duvarımız adında bir belgesel çalışması var. Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs'ta iki toplumun yakınlaşması amacıyla yaptığı çalışmaları dolayısıyla da 1997 yılında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü'ne layık görüldü. Niyazi Bey 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsilen Emekçi Halkın İlerici Partisi'nden yani AKEL olarak bildiğimiz Sosyalist Parti'den milletvekili seçilmiştir. Bu yönüyle de Avrupa Parlamentosu'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk olmuştur kendisi. Son olarak Yunanistan konusunda bugün Sayın hocamız Herkül Milas'la konuşacağız. Biz kendisini her ne kadar siyaset bilimci ve Türk-Yunan ilişkileri uzmanı olarak tanısak da aslında Herkül Milas'ın mühendislik, profesyonel sporculuk ve çevirmenlik gibi başka unvanları da var. Herkül Hoca 1940'da Ankara'da doğdu. Orta ve yüksek öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı ve aslında çoğumuzun bilmediği üzere inşaat mühendisi unvanı aldı. 1960'larda bir öğrenci hareketlerinde yer aldı. Türkiye İşçi Partisi üyesiydi. 1971'de Atina'ya yerleşti. Yunanca'dan Türkçe'ye, Türkçe'den Yunanca'ya çeşitli şiir ve romanların çevirisini yaptı. Bizim de dilimize çok önemli katkılarda bulundu. Yine Ankara Üniversitesi'nin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünün kuruluşuna vesile olan hocalarımızdan birisidir ve dil ve edebiyat dersleri vermiştir. Aynı yıllarda yine benim de mezun olduğum Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Hatta Sina Akçin Hoca'yla çalışmışlığı var kendisinin. Türk-Yunan ilişkileri ve karşılıklı algılamalar konusunda kitap ve makaleleri Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak çeşitli ülkelerde yayınlandı. Bunun dışında yine Öteki Kasaba isimli bir belgesel çalışması da bulunmakta. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim bu söyleşiye katıldığınız için, bizlerle birlikte olduğunuz için öncelikle. Şimdi ben bu söyleşide açıkçası biz Türkiye'nin komşuları diyoruz ama Türkiye'nin komşularını biz nereden biliyoruz? Hep haberlerden duyduğumuz işte güvenlik sorunları, işte jeopolitik önemleri gibi özellikle de politikacıların söylemlerinden biliyoruz. Bunu neden yaptık bu söyleşiyi? Biz aslında Türkiye'nin komşularının bunlardan ibaret olmadığını düşünüyoruz. Ve Türkiye'nin komşuları ne yapar, ne yer, ne içer, ne düşünür? Günlük hayatları nasıldır? Benzer miyiz, benzemez miyiz? Hani belki çok sevmediğiniz bir soruyla da başlayalım. Bunu öğrenmek istiyoruz. Bunun için bu söyleşileri yapıyoruz. Ve
bu şekilde devam edecek. Eğer yine dinleyicilerimizden sorular gelirse jeopolitiğe dair ya da anlaşmalara, uluslararası hukuka dair, tabii ki bunları da ben size ileteceğim ama temelde benim sorularım bunun üzerine olmayacak. İsterseniz Herkül Hoca ile başlayalım. Herkül Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için, söyledikleriniz için. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben ilk olarak çok çok genel bir soruyla başlamak istiyorum. Biz Yunanistan deyince bazı şeyler algılıyoruz. Ama acaba Yunanistan'da Türkiye ve Türkiye'li Türkler deyince ne algılıyorlar? Yani bunun içinde tabii ki hem ülke içerisinde yaşayan Türk azınlığın algılarını hem de Yunanistan'ın, Yunan halkının algılarını sormakla başlamak istiyorum. Şimdi ben bir zorlu sıkıntımı söyleyeyim en başta. Ben şu anda yayınlanmamış bir kitabım var. Başlığı da benziyor muyuz, benzemiyor muyuz diye bir başlığı var. Yoksa biz bize mi benzeriz diye. Ve ben bu, belki de önümüzdeki yıl çıkar bu kitap. Türkçe yazdım. Şimdi o kitaba başvurdum. Bir notlar çıkardım. Aslında sonsuz konular var. Çok uzun bir konuşmam yapmam gerekiyor. Ama önce sizin sorunuza bir cevap vereyim, ondan sonra benim notlarıma geçeyim. Aslında her iki ülkede de iki türlü miras var. Bir tanesi gerçek miras diyorum. Yani insanlar birlikte yaşadıkları için yüzyıllarca ortak bir mirasları var. Bir de okulda öğrettikleri, bize bilinç olarak aşıladıkları farklı resmi bir miras var. Şimdi Yunanlar ve Türkler bu bakıma çok ortak yanları var. Öteki yanda o öğretilenlere göre de böyle bir ön yargılı bir tarih anlayışı var, bir geçmiş anlayışı var, bir öteki anlayışı var. Bu hiç hoş değil. Yani aslında bu şöyle diyeyim kısaca, Yunanlar Türklere nasıl bakıyor sorusu, Türkler Yunanlara nasıl bakıyorsa aynen öyle bakıyor. Yani bunun kestirmesi bu yani. İşte ne bileyim bizi sevmiyorlar, tehdit oluşturuyorlar vesaire. Tam ayna karşılığı. Bir bakıma birebir benziyorlar, bir bakıma da tam tersi olduğu için benzemiyorlar. Ama isterseniz benim notlarıma geçeyim. Olur. İsterseniz ben size bununla ilgili bir iki soru daha hazırlamıştım. Tabii Onun da tabii. üzerinden gidelim. Buyurun. Şimdi şöyle yapalım. Ben sizin tabii ki birçok alan var ama öncelikle buradan madem başladık şununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bir röportajınızda daha küçük yaşlardayken babanızın size Türkler hakkında söylediği uyarılardan ve sizin de kendisine, kendi yakın arkadaşlarınızı örnek vererek cevap vermenizden kaynaklanan bir durum söz konusu. Yani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Biz milliyetçiliği genelliyoruz. Biz milletleri genelliyoruz. Ve ben size bu konuda şöyle bir şey sormak istiyorum. Siz ve aileniz varlık vergisi dönemini 6-7 Eylül olaylarını yaşadınız. Ve belki de 6-7 Eylül olaylarını yaşayan, varlık vergisi dönemini yaşayan son şahitlerdensiniz. Bize biraz bu süreçle alakalı yaşadıklarınızdan beslenerek belki anlatabilir misiniz? Söz konusu tarihsel olaylar bilinçaltımızdaki ve bilinç düzeyimizdeki milliyetçiliği yaptığımız genellemeleri nasıl etkiledi? Benim kitabımda bir bölüm bu genellemeler üzerine. Sakın yapmayın diyorum. Ama bir bakıma da yapmadan da konuşamıyoruz. Yani Yunanlar diyelim ki ne bileyim kötümser bir durum yaşıyor bu anda. Veyahut da Avrupa'nın en iyimser insanlarıydı bir ara. Bu genelleme. Ama genellemenin, yani genellemeyi ben kabul edebilirim bir şartla, daha doğrusu iki şartla. Bir tanesi bir genelleme istatistikli bir genellemedir. Yani halkın büyük bir bölümünü oluşturur ama herkesi içermez. Yani Türkler kötümserdir dediğim zaman büyük bir oranı da iyimserdir tabii. Biz buna dikkat etmez de bir, iki veya büyük bir sayıdan bir sonuç çıkarır da bunu genelleme olarak kullanırsak bu ırkçılığa kadar varır. Yani Türkler şöyledir ama o şöyledir böyledir dediğimiz kötüdür değil, iyidir dediğimiz zaman da aynı şey. Yani Türkler ne bileyim, hoşgörülüdür dediği zaman da yanlıştır. Kötüdür dediğimiz zaman yine yanlıştır. Türkler çeşitlidir. Bütün ülkeler, bütün halklar
çeşitlilik gösterir. Bu bir. İkincisi, bir genelleme yaptığımız zaman konjonktüreldir. Yani biraz önce örnek verdim. Ben kötümser, iyimser dedim. Tamam, Yunanlılar iyimser olabilir şu anda. Ama bu onların karakteri değil. Bugünkü durumu. 10 yıl sonra kötümser olabilir. Bu çok önemli bir şey. Yani halklara bir karakter yakıştırmak, özellik yakıştırmak sonunda ırkçılığa varıyor ve hep öyle oluyor zaten. Anlıyorum. Şimdi bununla ilgili bir soru daha sormak istiyorum ben size. Madem buradan başlayalım. Soruyu cevapladım mı? Yani ben aileme 6-7 Eylül'ü falan sordunuz. O konuda evet. Yani ne de ben yani onları yaşadık. Benim babam milliyetçi olduğu için o genellemelerin içinde işte Türklerden bu beklenirdi, bunu yaptılar dedi. O kötü bir davranış Türklerin karakterinin kanıtı oluyor. İyi bir davranış ne oluyor? Bir tesadüf oluyor ve ayrıntı oluyor. Olabilir ama o karakteri değiştirmez o. Yani bir ön yargılı bir insan kötü davranışları inancının kanıtı olarak kullanır ama inancına uymayan davranışlarda istisna olarak kullanır. Yani ön yargı olduktan sonra katiyen o görüş değişmez. O görüşün değişmesi için insanların başka bir paradigmaya geçmesi gerekiyor. Yani insanları yeniden anlaması gerekiyor. Toplumu, milliyetçiliği yeniden anlaması gerekiyor. Ancak o zaman ön yargılarını aşıyor. Babamla anlaşamadık ama birbirimizi severdik. Ben Türkler şöyledir, böyledir dedikleri zaman aklıma arkadaşlarım geliyordu. Bu tanıma uymuyordu arkadaşlarım. Yani küçük yaşta o Türk söylenen Türklerle yaşanan Türkler arasında bir fark gördüm. Sonunda işte farklı düşünmeye başladım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben yine benzer konuyla ilgili bu geçmişteki yaşadığınız tecrübelerinizle ilgili Niyazi Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Mikrofonunuz kapalı. Açabilir misiniz? Şimdi açtım mı? Süper. Tamam. Şimdi sizin de az çok hani yaşam hikayenizi okuduğumuz zaman ailenizin ve sizin 1963-64 çatışmalarını yaşadığını hem de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın birebir şahidi olduğunuzu ve bir savaş ortamı içerisinde büyüdüğünüzü, çatışmalar nedeniyle göç etmiş ve göç etmek zorunda kalmış, bırakılmış bir neslin aslında temsilcisi olduğunuzu görebiliyoruz. Bize kısacık şeyi söyleyebilir misiniz acaba? Sizce bu tarz tarihsel hafızalar, toplumlar arası ilişkileri ve bilinçaltımızdaki milliyetçi düşünceleri nasıl dönüştürüyor? Şimdi öncelikle iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Bir, yaşadığımız deneyimler. İkincisi o deneyimlerle ilgili geliştirdiğimiz algılar ve yorumlar. Bu fevkalade önemli bir şeydir. Eğer etnik çatışmadan söz edersek ki Kıbrıs'ta fazlasıyla vardı. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında bu tür etnik çatışmaları yaşıyoruz, izliyoruz. Kıbrıs onlardan sadece bir tanesi. Ama deneyimleri nasıl ele aldığımız sorusuna geldiği zaman İşin rengi değişiyor. Mesela bütün Rumlar kötü olduğu için mi Kıbrıs'ı Türkler mağdur duruma düştüler ya da bütün Türkler kötü oldukları için mi Kıbrıs'ı Rumlar mağdur duruma düştüler? Sonuçta öyle bir adadan söz ediyoruz ki toplam nüfusunun %30'u kendi ülkesinde göçmen duruma düşmüş. Yani etnik çatışmalar boyunca ve savaşlar boyunca. Aslında beni burada da çok ilgilendiren, biraz da Almanya'nın yaptığı gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geçmişi nasıl ele alıyoruz? Yaşadığımız deneyimleri nasıl adlandırıyoruz? Bir öteki kurgulayarak ve toptan bir reddiyeyle mi? Yani bir başka ulusal grubu tamamen bir öteki konumuna koruyarak ve koyarak mı yorumluyoruz? Yoksa o tarihsel dönem içinde aktörlerin birbirlerine yaptıkları kötülükleri, hatta ötekilerin hakikatlerini de dikkate alarak mı ele alıyoruz? İşte bu ikinci soruya yanıt verirken milliyetçilik akımından beslenen kişilerin her zaman aynı yanıtı verdiklerini görüyorsunuz. Yani milliyetçi bir Kıbrıs duruma göre adada ne olup bitmişse tek sorumlusu ve sadece sorumlusu elbette Türklerdir.
bir milliyetçi Türk'le konuşursanız adanın bugünkü bölünmüşlük halinin tek sorumlusu Kıbrıslı Rumlardır. Bu milliyetçi bakıştır. Onun dışına çıkmadığınız zaman, yani ötekini de anlamaya gayret etmediğiniz zaman, empati geliştirmediğiniz zaman, olguları tarihsel bir perspektif açısından ele almadığınız zaman maalesef milliyetçi akla yeniliyorsunuz ve o zaman siz de işte karşınızda hep size kötülük yapmaya hazır bir etnik grup görürsünüz ve hiçbir zaman diyalog kuramazsınız. Kıbrıs öyle bir yerdir ki ve öyle bir geçmişi vardır ki orada hiç kimse tek başına mağdur olarak kendini konumlayamaz. Orada hem failler hem mağdur olan aynı anda iki toplum vardır. Yunanistan'ın katkıları vardır bu olumsuzluklarda, Türkiye'nin vardır. Dolayısıyla benim anlatılarımda 21. yüzyılda küçük bir adanın bölünmüş olması, toplumların birbirine kem gözle bakması, üstelik birbirine o kadar çok benzeyen yaşam tarzı bakımından, ki ben biraz da yaşam tarzlarımızı konuşacağımızı bekliyordum, bekliyorum hala. Kabul edilebilir bir durum olamaz. Yani bu insanlık açısından bir kere çok büyük bir kayıp. Peki nasıl çıkacağız buradan? Yani halkların zaman zaman tarih içinde karşı karşıya gelmesi anlaşılır bir şeydir. Aynı coğrafyada yaşıyorsunuz. Milliyetçilik zamanı 19. yüzyıl, 20. yüzyıl. Siz işte egemen olmak için ortaya bir iddia koyuyorsunuz. Çatışmalar oluyor. Ama bir dönem sonra bütün dünyada olduğu gibi bu yaraların sarılması da söz konusu. Bugün mesela size Brüksel'den konuşuyorum ve yani hiç kimsenin savaşmadığı kadar savaşan Avrupa uluslarının bir araya geldiği bir Avrupa Birliği'nden söz ediyorum. Dolayısıyla yaşanmışlıkları tarihselleştirirsek, tarihsel bir anlatıya tabi tutarsak ve yaşanmışlıklarımızdan geleceğe dönük bir vizyon kurmaya eğilimliysek, kendi toplumumuzun hatalarını da kabul edebilecek bir empati geliştirebilirsek ya da ötekilerinin hakikatlerine de saygı duymaya öğrenirsek sanırım toplumlar daha ileriye gidebilir. Biz maalesef açıkçası Kıbrıs olarak bu alanda başarısız olduk. Hem Kıbrıs Rumlar hem Kıbrıs Türkleri başarısız olduk. Küçücük bir ülkede bölünmüşlük içinde yaşıyoruz. Bir taraftan bir tarafa gidemiyorsunuz. Kimlik göstermek zorundasınız. Zaten 3-4 tane checkpoint'ten geçebiliyorsunuz sadece filan filan. Bütün bunlar bize bizim Kıbrıs olarak başarısız olduğumuzu anlatıyor. Ben bu başarısızlıktan kendi adıma bir Kıbrıslı Türk olarak da sorumluluk payı üretiyorum. Kıbrıs Rumlar da sorumlu pay üretmelidir. Kıbrıs Türkler de üretmelidir. Eğer birbirimizle konuşabileceksek veya birbirimizi anlayabileceksek bu tür yerlere girmemiz lazım. Bunlar tabu olmaktan çıkmalı. Hakikatin milli bir şey olmadığını anlamak zorundayız. Daha karmaşıktır ve ötekilerini anlamak zorundayız. Bugün mesela hitap ettiğimiz İstanbul'da kaç Türk şunu diyebilir? İlk 6-7 ödül olmuştur. Bunu ben İstanbul'da söyleyen bir Türk'e rastlamadım. Hatta yazılan kitaplara, belgesellere bakarsam orada bir aslında özür politikası bile gelişmiştir. Çünkü kaç zaman sonra insanlar bunun ne kadar İstanbul için de kötü bir şey olduğunu anlamıştır. Dolayısıyla öyle. Bu konulara bakarken mutlaka eleştirel düşünmek zorundayız. Milliyetçilik dışında düşünebilmeliyiz. Daha bağımsız bir akılla düşünebilmeliyiz ve mutlaka ötekini de gözeterek, ötekiyle birlikte de düşünebilmeliyiz diye düşünüyorum. Kıbrıs'ı bir örnek değil ama en azından benim kendi çabam bu yönde. Benim gibi çok insan var uğraşan. Allah'tan o kısmı güzel. Bakalım inşallah da günlere gideriz. Umarım öyle olur. Ben bu konuyla ilgili bir de İlhan Küçük'e soru sormak istiyorum. Şimdi İlhan Bey, Yunanistan ve Kıbrıs dediğimizde Türkiye için bambaşka şeyler canlanıyor insanların aklında. Ama Bulgaristan dediğimizde bambaşka şeyler canlanıyor. Galiba Bulgaristan, Türkiye'nin herhangi bir sıkıntı yaşamadığı nadir komşularından bir tanesi. Dolayısıyla ben size başka bir perspektiften bir cevap almayı bekleyerek şöyle bir soru soracağım. Türkiye ve Türkiye'li Türkler, yine bu genel sorumu soruyorum. Acaba Bulgaristan'da nasıl görülüyorlar? Yani mesela Bulgaristan'da yaşayan Bulgarlar, Bulgaristan'da yaşayan Türklerle Türkiye'li Türklerin arasında bir ayrım yapıyorlar mı? Yoksa birlikte yaşamaya hala henüz yeterince entegre olamadılar ve onlar Türkiye'nin bir parçası olarak mı görülüyor? Bugün nasıl sistem?
Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim nazik davetinizden dolayı. Herkül hocamın söylediği gibi iki miras var aslında. Birisi gerçek miras, tarihten gelen miras. Birisi de bize öğretilen miras, kitaplarda yazılan miras. Bunların arasında büyük fark, büyük fark var. Tabii normal bir şekilde baktığımız gibi milliyetçiliği bir yan plana bıraktığımız gibi Bulgaristan ve Türkiye'nin arasında pek bir şey sıkıntı olarak bir durum, bir ortam görmüyoruz. Tarihte gelenler, geçenler var. Bunlar bilinen şeyler. Bulgar-Rus harbinden sonra gelenler, geçenler var. Ondan sonra efendim 1990'da büyük bir göç oldu. Bulgaristan Türkleri Türkiye'ye göç etmeye, zorunlu bir göçe çıktılar. Çünkü komünist rejim, o zamanki Zhivkov'un rejimi, onların kimlik, ad, isim, efendim din, dil gibi önemli kaynaklarını elden almayı istediler. Ve tabii bu çeşitli rahatsızlıklara iki toplumu da getirdi. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi bir taraftan milliyetçilik varsa başka taraftan da milliyetçilik fışkırır. Ve toplumlar arası genelde öyle büyük sıkıntılar yaşamıyoruz. Ama tarihe baktığımız zaman tabii zor anlarımız da oldu. Bu zor anlarımızı ileri bakışla Avrupa Birliği'ne bir üye olarak daha rahat bir şekilde, daha güvenilir bir şekilde, daha vizyon sahibi olarak bir şekilde görmeye çalışıyoruz. Ve özellikle bu gelecek nesillerinde önemli bir görevi olur zaten. Bunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim yorumunuz için. Şimdi ben Herkül Hoca'ya dönmek istiyorum. Herkül Hocam, sizin Türk-Yunan ilişkileri ortak çalışmalarını inandırıcı bulmuyorum dediğiniz bir yorumunuza rastladım. Fakat yine de Nefin Dinç ile bir birlikte belgesel çalışmanız var, Öteki Kasaba. Bize biraz bu belgeselden ve belgesel sürecinde karşılaştığınız olumlu olumsuz anılarınızdan bahseder misiniz? Çünkü aslında burada tam olarak bizim resmi tarih ve resmi olmayan, aslında yaşanan tarih arasındaki söylem farkını birebir yaşadığınızı düşündüğüm bir tecrübe. Bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Öncelikle mikrofonunuzu açarsanız. Sol alt köşeden mikrofonunuzu açabilirsiniz. Sizi duymuyoruz şu anda ama mikrofonunuzu sol alt köşeden açabilecek olmanız gerekiyor. Şimdi nasıl? Şimdi duyuyoruz. Çok güzel. Çok teşekkürler. Bilgisayarı gördünüz mü diye sormuştum en son. Pardon. Önemli değil. Neyi gördük mü diye sormuştunuz? Belgeseli. Belgeseli gördün mü? Belgeselin başlangıcını izledim fakat benim bilgisayarımda açılmadı bilgisayar. Ama sitenizde olduğunu biliyorum. Hani herkes de buradan söyleyelim. Her Film İlyas'ın sitesinden hem çalışmalarına hem belgeseline ulaşabilirsiniz. Sözü size bırakıyorum. Öneri Nefin Dinçen geldi. Biz iki kasabada, Yunanistan'da bir kasaba ve Türkiye'de Birgi kasabasında belgeseli tamamladık. Yani birkaç kere gittik. O bayram günleri, önemli günlerde işte merasimler falan var, konuşmalar oluyor orada falan. Onları izledik. Okullara, sınıflara girdik. Sınıflarda tarih hocalarının söylediklerini dinledik. Oranın halkıyla konuştuk ve karşı tarafı nasıl gördüğünü sorduk. Komik, trajik şeyler çıktı. Yani her iki tarafta, karşı tarafı hiç tanımıyor. Yani öteki tarafa gitmemiş, yani turist olarak gitmemiş, hiçbir şey okumamış. Hayatında hiç Türk görmemiş, öteki tarafta hayatında hiç Yunanlı görmemiş. Ama bir güzel Yunanlıları ve Türkleri karşılıklı anlatıyorlar.
ve yalnız olumsuz şeyler söylüyorlar. Tabii biz kendimizi Yunanistan'da Yunanlı, Türkiye'de de kendimizi Türk olarak tanıttığımız için insanlar da rahat konuştu. Çünkü biz başka mesela Alman olarak, İngiliz olarak gitseydik onlar içlerini açıp böyle açık açık konuşmayacaklardı. Komik, trajik bir film. Acıklı aslında. Çok acıklı çünkü dediğim gibi yani ön yargıdan geçilmiyor. İşte bu da şeyde görüyoruz yani merasimlerde bunlar söyleniyor. Okulda bunlar söyleniyor. Etraftaki müzeler bunu söylüyor. Anıtlar bunu söylüyor. Her şey bunu besliyor zaten. Yani başka türlü olmasını beklemek de tuhaf olurdu yani. Çünkü bu biraz önce söylediğimiz şey devletin yaptığı, milli devletin yaptığı ve sonuçlarında gördüğümüz bir durum. Peki en azından benziyor muyuz sorusunu sevmiyorsunuz biliyorum. Ama sanki ötekileştirme konusunda çok benziyormuşuz gibi geldi bana. Şimdi bakın bu benim burada listelerim var uzun uzun. Benzemek insanların normal hali. İnsanlar benzer. Çünkü aynı cins yaratığız. Aynı şeyleri isteriz. Yaşamak, ne bileyim evlenmek, para kazanmak, dedikodu yaparız vesaire. O bakımdan sonsuz benzerlikler var. Ama Türkleri Türk yapan, Yunanlıyı Yunan yapan ufacık birkaç tane az ama o az farklar bu iki ulusu oluşturuyor. O bakımdan benziyoruz, benzemiyoruz meselesi hem çok benziyoruz hem bazı konularda benzemiyoruz. O yüzden de kendimize farklı bir kimlik yakıştırıyoruz. Yani bu benzeme konusu, benzememe konusu bence böyle. Sorunuz neydi? Kaçırdım galiba. Benziyor muyuz konusunu çok sevmiyorsunuz. Zaten hani diyorsunuz ki hatta benzemesek ne olacak? Yani... Aynen böyle. Yani ne önemi var benzemenin? Yani Japonlara benzemiyoruz. Ne olur? Savaş mı ilan edeceğiz? Yani benzemek şart mı? Sorunun zaten benim kitabımın ilk başı bu soruyu neden soruyoruz diye başlıyor. Neden soruyoruz bu soruyu? Ne önemi var? Hiçbir önemi yok bana göre. Benzesek de benzemesek de. Kaldı ki Türkler kendi aralarında herkes birbirine benziyor mu? Bu telefonlar yaratıyor sorunları. Türkler aralarında zaten benzemiyor. Yunanlar aralarında benzemiyor. Dolayısıyla Yunanlar Türklere nasıl benzeyecek? Yani aslında bence acayip bir soru yani. Ama her iki ülkenin ısrar ediyorlar. Ama bazı konularda işte epeyce uzun sürebilir bu farklar ama devletin yapısı, ulus devletinin kuruluşundan başlıyor bu. Farklı kuruldu. Devlet vatandaş ilişkileri farklı. Bazı kurumlar farklı. Ve sonunda da günlük hayatta da bazı farklar var. Yani bir sürü benzerliğin yanı sıra bir sürü de farklar var. Tamam, ben size... Daha devam edebilirim ama sonsuz bunlar. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Ben zaten birkaç soru daha soracağım size ama şimdi Niyazi Bey'e dönmek istiyorum. Niyazi Bey, Kıbrıs'taki günlük yaşam nasıl? Yani biz bugün Kıbrıs'ı bir ada olarak görmüyoruz. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kısmını görüyoruz Türkiye'den. Bize günlük yaşamda adadaki hayattan biraz bahsedebilir misiniz? Yani Rumlar nasıl, Türkler nasıl, aralarındaki ilişki nasıl? Mikrofonunuzu açmanızı rica edeceğim. Teşekkürler. Şimdi açılmış olması lazım. Evet. Her ne kadar Herkül Milas abim o benzemiyoruz konusuna başka bir yerden bakıyor haklı olarak. Çünkü ısrarla çok benzediğimizi söylüyoruz ama sonuçta tarihler farklı filan ama gene de gündelik hayat diye bir şey var. Ve üstelik mesela ada ülkesi Kıbrıs. Şimdi oradan baktığınız zaman size bir takım şeyler sıralayabilirim. Bunları tamamen Rumlar ve Türklerde benzer biçimde görürsünüz, yaşarsınız. Mesela nereden başlasam? Çok sevilen mangal partilerinden mi başlasam? Yani adanın güneyinde de kuzeyinde de o mangal hep yanıyor. Efendim erkeklerin büyük çoğunluğu av delisi ve futbol delisi.
Ondan sonra deniz bol olmasına rağmen denizle mesafeli bir ilişkileri var. Böyle karpuz kabuğu denize düşmeden denize girmiyorlar büyük çoğunluk. Kıbrıslı Türkler bir noktada daha farklılar çünkü daha seküler bir toplum Kıbrıslı Türkler. Gerçekten bu seküler boyutu hayatın bütün alanlarında görüyorsunuz. Bana sorarsanız dünyanın en seküler toplumlarından bir tanesi. Bu da çok bir kendine has durum yaratıyor. Bu Kıbrıs durumlarda daha başka bir şekilde. Ortodoksi hem din olarak hem gelenek olarak Kıbrıs Rumların hayatlarında çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Bunu söyleyebilirim. Kıbrıs'ta kadınların çoğu çalışıyor. Yani böyle bir liberal boyutu var ülkenin. Aile yapısı keskin bir ataerki değil. Bunlar önemli şeyler. Üniversite mezunu Kıbrıslı sayısı Rum ve Türk olarak çok yüksek. Hatta dünyada belki de ilk sırada Kıbrıs ya da ilk sıraya yakın bir yerde yer alıyor. Kıbrıslı Türkler bol bol Türk dizileri izliyorlar. Türkiye'nin futbol kulüplerinin maçlarını kaçırmıyorlar. Yunanlılar, Kıbrıs Rumlar ise bir de Türk gazetesi okuyorlar çok. Kıbrıs Rumlar ise kendi futbol takımlarına daha bağlılar. Yani Yunanistan'a da takım tutuklar oluyor ama daha çok kendi takımlarına bağlılar futbol olarak. Ondan sonra Türk-Yunan dizisi diye bir şey izlemiyorlar. Kendi televizyonlarında yaptıkları diziler var. İki toplum arasındaki ilişkiler ise çok ilginçtir. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. 2003 yılına kadar bu iki toplum arasında geçiş noktaları tamamen kapalıydı. Yani Berlin duvarı gibi bir duvar örüyordu. Ayrıyordu ikiye adayı. Ve geçit yasaktı. Hatta bu yüzden biz Manikos'ta duvarımız altlı filmi çektik. 1993 yılında galiba. Şimdi 2003 yılında bu geçit noktaları görece açıldı. Ve ilginçtir. O günden sonra karşılıklı ilişkiler kuruldu. Ve o ilişkiler son derece medeni bir şekilde aktı. Yani en ufak bir gerilim yaşanmadı. İnsanlar birbirlerine karşı kibar ve saygılı davrandılar. Hani bir etnik çatışma diyarı olan bir ülkeden doğrusu gündelik hayatta insanların birbirlerine karşı bu kadar barışçıl davranmaları çok alışılagelmiş bir şey değildir. Ama bunu görüyorsunuz. Dolayısıyla iki toplum insanları gündelik hayat biçimlerinde çok benziyorlar. Aile yapıları benziyor. Herkesin çocuklarını, ebeveynlerin çocukları okutma, üniversiteye gönderme diye bir tutkuları vardır. Bunun için paralar yoksa bile kredi alıyorlar ve mutlaka bunu yapmak istiyorlar. Yani aileye bağlılık, çocuklara düşkünlük, efendim mutfak tamamen ortak. Yani hatta Kıbrıslılar için bir güzel laf söylenir. Hiç ölmeyecekmiş gibi ev yaparlar. Kocaman kocaman ama yarın ölecekmiş gibi yemek yiyorlar. Böyle ortak taraflar var. Tabii bütünlerin dışında bir mesele çözülmemiş bir Kıbrıs sorunu var. Yani dolayısıyla bu siyasi yapılar tamamen bu bölünmüşlük üzerine kurulduğu için ve siyasi söylemler, siyasi elitlerin tavırları bambaşka, daha antagonist bir yerden gidiyor. Ama aşağıda insanların gündelik hayattaki ilişkileri ise bambaşka bir şekilde de akıp gidiyor. Böyle bir özelliği var Kıbrıs'ın. Peki ben size bu noktada bir soru sormak istiyorum. Şimdi benim de sizinle ilgili araştırma yaparken öğrendiğim, bence Türkiye'deki birçok kişinin bilmediği bir gerçek var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşları. Çünkü Avrupa Birliği adayı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bir bütün halinde tanıdığı için Kıbrıslı Türklerin böyle bir statüsü var. Bu noktada ben iki soru sormak istiyorum size. Birincisi adanın kuzeyi ne kadar Avrupalı? Yani haklarının ne kadar farkındalar? Bu bağlamda soruyorum. Mesela baktığımızda çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma yüzdeleri çok düşük. İkinci sorumsa adada bildiğim kadarıyla Türk lirası kullanımı var ve liranın euro karşısında değer kaybetmesiyle Türklerin ekonomik durumu nasıl etkilendi? Rumların herhangi bir ekonomik üstünlüğü söz konusu mu şu anda? Evet, önce şundan başlayalım. Bir gerçeğin altını çizelim. Kıbrıslı Türklerin büyük hepsi aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıdırlar. Hatta yani büyük bir rakam, 120'nin üstünde bir rakam da Kıbrıs Cumhuriyeti pasportunu ve kimliğini almış bulunuyor.
bu vasıflarıyla AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti yüzünden yani kendileri de Avrupa Birliği yurttaşı oldular. KKTC olarak değil, Kıbrıslı Türkler olarak AB yurttaşı oldular. Dolayısıyla lakin bu AB yurttaşlığı bir anlamda biraz eksik ve yarım bir AB yurttaşlığıdır. Nedenlerini anlatacağım. Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne üye olurken maalesef o dönem kalıcı bir çözüm öneren Annan Planı Kıbrıs Rumlar tarafından reddedildi. Kıbrıs Türkler tarafından desteklendi. Dolayısıyla ada siyasal bir birliğe kavuşmadan AB üyesi oldu. De facto bölünmüştük haliyle. Ve üye olurken de AB müktesebatının Kıbrıs'ın kuzeyinde uygulanmaması kararı alındı. Yani AB müktesebatı askıya alındı. Böyle olunca da Kıbrıs Türkler birey olarak AB yurttaşı oldular ama AB müktesebatının uygulanmadığı da bir bölgede yaşıyorlar. Bir ayaklarıyla içeride, büyük oranda da dışarıda kalmış oluyorlar. Durum böyle olunca. Bunun üzerine AB bir takım yardım fonları üretti. İşte yılda bir yapılan mali katkı oluyor Kıbrıs Türkleri AB'den. Aynı zamanda işte bir yeşil hat yüzüğü imzalandı. O ara bölgeden ticaret yapılma imkanı tanıyan sınırlı da olsa bir anlaşmadır. Ama dolayısıyla Kıbrıs Türkler tam olarak bir AB yurttaşı, toplum olarak AB yurttaşı olamadılar. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elbette oy kullanabiliyorlar. Çünkü AB yurttaşıdırlar. Ve dediğiniz gibi gerçekten 2004'ten sonra yapılan seçimlere çok az oranda ilgi gösterildi. Belki benim adaylığım da hala az olmakla beraber önemli sayılabilecek oranda insan ilk defa bu seçime katıldı. Yani şöyle söyleyeyim ben size, 2019 seçimlerine kadar AP, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanan Kıbrıs Türkleri sayısı 300-500'dü. Bu dönem bu 6000'e kadar çıktı. 2009'da benim katıldığım seçimdi yani. Benim ve başka bazı Kıbrıs Türklerin katıldığı seçim. Dolayısıyla oraya da Kıbrıs Türkler biraz daha çok bakmaya başladılar. İki toplum arasındaki ekonomik uçurum evet hep vardı ve giderek daha da büyüdü. Çünkü Kıbrıs Türkler izole bir ortamda yaşıyorlar. Doğrudan dünya ticaretinin parçası değillerdir. Üretimin parçası değildir. Para piyasalarına çıkamazlar. Yaşadıkları yerde tamamen Türkiye bağımlı bir ortamda yaşıyorlar ve Türk ekonomisinin gelgitleri doğrudan da Kıbrıs Türkleri ister istemez etkiliyor. Demin siz söylediniz mesela işte Türk parası değer kaybettiği zaman maalesef Kıbrıs Türk toplumu çok zor duruma düşüyor. Çünkü bir yandan da çoğu insan döviz üstünden borçlanıyor ve Türk lirası değer kaybettiği zaman durumları daha da kötüleşiyor. Dolayısıyla orada açık bir ekonomiden, bir uluslararası sistemin parçası bir ortamdan söz edemiyoruz. Böyle olduğu için de tabii ki mesafe büyüyor. Bunun yanında tabii şunu da söylemek lazım. Son yıllarda işte Türkiye'den gelen ve Kıbrıs'ta kurulan epey bir üniversite sayısı var. Orada artık böyle bir tür öğrenci turizmi de oluşmuş, üniversite turizmi de oluşmuş durumda. Binlerce öğrenci gelip okuyor. Onun dışında kazinolar epey bir yığılmış oraya filan. Oradan bir gelir var ama bunların hiçbiri ortodoks, rasyonel bir ekonomi sektörü anlamına gelmiyor tabii ki. Dolayısıyla o açıdan bu sorun devam ediyor. Yani iki toplum arasındaki eşitsiz gelişim diyebileceğim şey ki tarihte de vardı ama bu maalesef günümüzde daha da artıyor. Kıbrıs durumlara gelince hakikaten şaşılacak biçimde 1974'te çok büyük kayıplar olmasına rağmen düşünün fabrikaların çoğu kuzeyde kalmış. Buna rağmen Kıbrıs'ın toplumu süratle ayağa kalktı ve iyi bir ekonomik güce yakaladı. Ama orada da çok önemli sorunlar ortaya çıktı. Mesela para yıkama konuları gündeme geldi. Bunun üzerinden işte bir tıraşlama geldi birkaç sene önce. Pek çok insan Kıbrıs'ın toplumunda mağdur oldu. Dolayısıyla orada da zaman zaman çok ciddi ekonomik sorunlar yaşanıyor. Üstelik bu dönemde Covid pandemisiyle beraber gerçekten orada çok büyük sektörel ekonomik kayıplar yaşanıyor. İşsizlerin sayısı giderek artıyor. Çok küçük işletmeler sürekli peşi sıra kapanıyor. Doğrusu orada da önemli ekonomik sorunlar baş göstermiştir diyebilirim. Evet. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Covid ile ilgili bir soru soracağım zaten her üç konuşmacımıza da. Şimdi ben İlhan Küçük'e bir soru yöneltmek istiyorum. Bulgaristan'da şimdi bir Bulgar vatandaşı ya da bir Türk vatandaşı televizyonunu açtığında ne görüyor Bulgaristan'da? Hani
neler seyrediyor? Haberlerde hangi ülkeler daha fazla ön planda? Şimdi bunu sormak istiyorum. Bir de şimdi hep ön yargılardan bahsettik, azınlıklardan bahsettik. Avrupa Birliği içerisinde Bulgaristan'a karşı bir ön yargı var mı? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir defa Bulgaristan Türk'ü televizyon seyrediyor. Bulgar haberlere de bakar. Türkiye'de olanlara gelenlere de bakar. Çünkü nedenleri de var. Tarihe baktığımızda nedenleri de var. Aynı zamanda akrabalar da var. Yani yaşayanlar var. Türkiye'de olsun, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, efendim İzmir'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Bulgaristan Türkleri var. Aynı zamanda son yıllarda Edirne pazarı çok meşhur oldu Bulgaristan'da. Sadece Bulgaristan Türkleri değil, Bulgarlar da gidiyor. Liranın düşük olduğu tabii fayda getiriyor kendi ekonomilerine, aile bütçesine. Aynı zamanda da işte gideyim Edirne'nin ciğerini yiyeyim, köfte yiyeyim, bir şeyler gezip kendi kafama göre ailece bir tatil yapayım, oturayım, kalayım birkaç gün Türkiye'de. Bunlar oluyor. İlk baştan arkadaşlar o kadar rahat okula gidemiyor. O arada hani düşünceleri şudur, dili konuşamayız, biz getirdik. Öncelikle biz getirdik. Şimdi de artık gittiğiniz zaman zaten Edirne'ye görüyorsunuz. Bulgarca'da konuşan var, hatta tabelalar konmuş, promosyon yapıyoruz, indirim var, buraya gelin, oraya gelin bilmem ne. Yunanca'da yapmış var. Özellikle orada iyi bir ortam olarak görüyorsunuz Bulgar halini şeyini de, Bulgar toplumunun da, Rum toplumu, Yunan toplumunun da, bir de tabii Türklerin ev sahipliği yaptığı bir ortamda iyi bir diyalog oluyor pazardan öte. Aynı zamanda çok dizi seyrediyor Bulgaristan Türkleri, özellikle Bulgarlar da çok dizi seyrediyor. Türkiye'nin dizilerini hemen hemen kaçırmıyorlar desem yanlış olmaz. Spor önemli bir konu gündemde. Takip ediyorlar futbol takımlarını. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olsun, bu büyük takımları. Özellikle Bulgaristan Türklerinin taraftar olduğu takımlar. Son günlerde özellikle Mesut Özil'in gittiği Fenerbahçe büyük bir furor yarattı. Öyle başka bir algı getirdi futbol taraftarlarına. Ön yargı var mı Bulgaristan'a karşı? Tabii Bulgaristan her şeyi düzgün yapamadı son yıllarda. Demokrasisi istediğimiz gibi demokrasi olmadı, o seviyeye gelmedi. Onun da çeşitli nedenleri var. Geç girdik Avrupa Birliği'ne 2007'de. Bazı arkadaşlar parlamentoda hatta diyor hazırlıksız girdiniz. O da var, biraz hazırlıksız girdik Romanya'yla beraber. İnsan haklarında istediğimizi biz de etnik grup olarak alamadık, elde edemedik, tam istediğimizi oturtamadık. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nde çok daha geniş bir çapta sadece temsiliyet değil, Avrupa kanunlarını yazarak, onların üzerinde çalışarak ve onları onaylayarak ben ne diyorum ki Bulgaristan Türklerine de, devlet olarak Bulgaristan'a da çeşitli seviyelerde, aşamalarda faydası oluyordur. Son günlerde Avrupa Birliği'nde çok tartışılan yeşil mutabakat var. Ondan sonra yeni gelen konseptler, siyasi konseptler ve aynı zamanda ekonomi ilişkiler arada gündemde oluyor. Onların da Bulgaristan'ın çok faydasını olduğunu biliyorum ve görüyorum. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Şimdi ben tekrar Sayın Herkül Milas'a dönmek istiyorum. Hayat Yunanistan'da nasıl gidiyor? Bunu sormak istiyorum size. Covid dolayısıyla Yunanistan'da gelişmeler nasıl? Ekonomi nasıl? Sağlık sistemi nasıl? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Biz sizi yine duyamıyoruz Sayın Hocam. Mikrofonunuzu açmanız mümkün mü? Açık. Çok teşekkürler. Şimdi benim burada notlarım var. Bunları bir kullanayım. Evet. Bakın şimdi Yunanistan'da Türkleri şaşırtacak, farklı gelecek bazı şeyleri, günlük hayattan bazı şeyleri bir sırayla başlık şeklinde söyleyeyim. Bir kere
Saatler farklı. Şu şekilde farklı. Yunanistan'da öğlen dedikleri saat 3 olabiliyor. Akşam size ziyarete geleceğim dediklerinde saat 11'de gelebilirler yani. Bu çok farklı bir saat kavramı. Randevular mesela randevu 5'te olmaz. Tuhaf bir şekilde 5-5.30 derler. Ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Yani böyle bir lavallik var. Niyazi bunları bilir herhalde. Kaldırım. Mesela kaldırım kavramı Atina'da var mı bilmiyorum. Park yeridir yani. Arabalar kaldırım üzerinde park ederler. Atina'nın güzel bir yanı apartmanların hepsinde balkon vardır. Balkon kültürü çok yaygındır. İnsanlar balkonda yaşar. Özellikle yazın. Sokakta köpekler vardır. Bunu çok seviyorum. Çok grafiti çok yaygındır. Her tarafta böyle bir grafiti kirliliği vardır. Kalabalık değildir Türkiye gibi. Yani Türkiye'de insan yürürken böyle bir kalabalıklara karışıyor. Öyle değildir yani. Semt farkları, sınıf farkları o kadar belirgin değildir Atina'da. Yani gecekondu mahallesi diye bir şey yoktur. Ondan sonra fiyat farkları yoktur. Yani böyle bir lokanta, en lüks lokantayla en ucuz lokanta arasındaki fark o kadar büyük değildir. Hatta iki misli bile olmayabilir bazen. Eşitlik kavramı vardır. O kadar eşitlik kavramı vardır ki bu insanları rahatsız eder. Yani bir öğrenci profesörüyle konuşurken eşitmişler gibi konuşur. Yani ona ders verebilir yani. Bu haddini bilmez yani. Bu eşitlik iyi bir şey ama biraz Yunanistan'da biraz aşırılığa kaçan bir şey var, bir özellik var. Biraz daha bazı şeyleri söyleyeyim. Yemekler mesela. Yemekler çok benzer. Hatta Türk isimleri taşır bir sürü yemek. Ama bazı şeylerde farklı. Mesela muhallebici yoktur. Koyun ve sığır yenmez, kuzu ve dana yenir. Domuz yaygındır, domuz gelir yani. Hamur tatlısı ve pilav sakın yemeyin. Yani Yunanistan'da hamur tatlısıyla pilav yenmez. Yani katiyen yenmez. Pilav haşlanmıştır. Hocam hamur tatlısından kastınızın ne olduğunu sorabilir miyim? Baklava türü şeyler katiyen yemeyin. Tamam. Çünkü öyle bir tatlının içinde yüzer bunlar böyle yani bir gemi gibi yüzüyor tatlının içinde. Zeytinyağlılar sıcak sunulur yani. Biz onu hep unuturuz. Lokantaya gidince ama sıcak olmasın deriz yani. Ayrıca böyle şey veririz yani direktif veririz. Yağ değil zeytinyağı daha yaygındır. Başka ne diyeyim? Kadınlar rahattır. Daha rahattır Türkiye kıyasla. Geceleri kendi başlarına çıkar. Tabernaya gider. Rahatsız edilmezler. Namus cinayetleri yoktur. Yani çok azdır. Ben hatırlamıyorum gibi. Sohbet kültürü yoktur. Yunanlar böyle Türkiye'de sohbet oturup sohbet ederiz ya. Biraz böyle acelecidirler. Yani bir şeyi çabuk yapıp bitirmeye bakar gibi halleri vardır. O sohbete hasret kalıyorum. Türkiye'ye gidince böyle oturup saatlerce konuşuyoruz. Yunanlar biraz acelecidir. Kestirip bitiriyorlar. Hakaret algısı Türkiye'deki gibi değildir. Yani Yunanlar alınmaz. Birbirleriyle bol bol küfür eder ama kavgaya dönüşmez bu. Terbiyesizlik derecesindedir. Türkiye'de hakaret edilmez. Hakaret edilirse veya böyle bir algı doğarsa ondan sonra işte bıçaklar çıkar, yumruklar başlar mesela kavgaya dönüşür. Yunanistan öyle değildir. Cumhurbaşkanı da galiba bu geleneği sürdürüyor Türkiye'de. Hep hakaret algılıyor. Yunanistan'da bunlar yok. Rum kelimesi Türkiye ve Yunanistan'da farklıdır. Yunanistan'da Rum kelimesi Yunan'ın eşiti gibidir. Yani aynı anlama gelir hemen hemen. Bir de çok önemli bu
Yunanistan'a gelenlerin, Türklerin bilmesi gereken bir şey var. Yüzyıllarca birlikte yaşadık lafı tabudur yani. Bunu Yunanlar duymak istemez çünkü birlikte yaşadık onlar için esaret kavramını da taşıyor. Birlikte yani sanki onlara hatırlarsınız ya biz size egemen olmuştuk filan kavramı doğuyor bundan. Yunanlar yüksek sesle konuşur ve söz keser. Ben de biraz önce yaptım herhalde. Bu kötü anlamda değildir. Bu bir reflekstir yani ama kötü bir reflekstir. Ondan sonra bir de mesela Türkler bir keresinde şey dedi böyle de inşallah bir gün konyak ve bir kahve konyağımızı yersiniz filan dediler. Çok feci bir laf çünkü kahve ve konyak Yunanistan'da cenazelerden sonra sunulur yani. O bakımda ya bunun gibi yanlış anlamalar olur. Başka ne diyeyim? Benzerlik yani tam benzerlik arıyorsanız bu milliyetçiliktedir. Orada tam benziyorlar. Son bir şey ekleyeyim. Biz de burada yaptık. Benzerlik konusu biz milliyetçi dönemi yaşadığımız için hep etnik sıfatlar kullanarak söylüyoruz. Durumlar, Türkler, işte bilmem ne Bulgarlar diyoruz. Oysa bu benzerliklerin en büyük kaynağı coğrafidir. Yani bir coğrafya bölgesinde insanlar benzer. Mesela Türkiye'nin batısı Yunanistan'a benzer ama Türkiye'nin doğusu Yunanistan'a benzemez. Genel olarak söylüyorum. Ve Manisa'ya gittiğimde bir Atina'nın kasabasındaymışım gibi hissettim. Ama Sivas'a gidince hiç böyle bir hissetmedim. Yani bu meseleler etnik değil, milli değil. Bir kısmı, o da var tabii, din var, etniste var, bilinç var. Ama bir kısmı da doğrudan doğruya coğrafya ile ilgili bir şey. Ve biz bunu genellikle unutuyoruz. Bu noktada çok doğru söylüyorsunuz hocam. Çünkü mesela bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye geldiğinde kendini iyi hissetmesi ya da işte evinde gibi hissetmesi aslında tamamen bulunduğu coğrafyadan kaynaklanıyor. Belki biraz doğuya doğru gittiğinde kendini o kadar da evinde gibi hissetmeyecektir. Bir Türk vatandaşı da keza aynı şekilde özellikle Ege civarında yaşayan oralı olan birisi ise Yunanistan'a gittiğinde kendisini evinde gibi hissetmesi çok normal. Çünkü benzerlikler ister istemez çok daha fazla coğrafyadan kaynaklı. Çok teşekkür ederim yorumunuz için. Ben İlhan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Şimdi Bulgaristan'ın içerisinde aslında bu soruyu Niyazi Bey'e yönelteceğim. Fakat öncesinde İlhan Bey'in fikrini alarak Niyazi Bey'e geçmek istiyorum. Bulgaristan ve Yunanistan söz konusu olduğunda şimdi tabii ki biraz daha farklı yaklaşıyoruz ama şöyle, siz iki AP milletvekili, Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak ben size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen bir karar tasarısı sonrası Avrupa Birliği içerisindeki azınlıkların dil ve kültürlerinin korunması için AB Komisyonu'ndan yasa teklifi hazırlanması talebinde bulunuldu. Sanırım İlhan Bey sizin de Bulgarca dışındaki dillerde seçim propagandası yapılmasını yasaklayan düzenlemeye karşı bir iptal talebiniz olmuştu. Siz bu yasa tasarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz nasıl bir zorlukla karşılaştınız dilinizi kullanma konusunda? Bir defa seçim kampanyasında Bulgaristan anayasasına göre sadece Bulgarca konuşuluyor. Bulgaristan seçim kanununa göre. Sadece Bulgarca konuşmam gerektiğini söyleniyor. Aynı zamanda Avrupa seçimleri için ve yerel seçimler için herhangi bir Avrupa vatandaşı aday olanı koyabilir. Aday olabilir yani. Almanya'dan bir Almanya vatandaşı gelirse o Avrupa Parlamentosu için Bulgaristan'ın adında aday olabilir. Ama burada da büyük soru geliyor. Tamam aday onu koyuyorsun ama hangi dilde konuşacaksın? Almanca, İngilizce bunlar olmaz. Sadece Bulgarca olması gerekiyor. Çünkü yasaya göre öyledir. Başka dil konuşursan Bulgarca'nın dışında ne olur? Ceza gelir. Bana da bu oldu. Bana da bu ceza geldi. 2014'te artık seçilmiştim Avrupa Parlamentosu'na ve Bulgaristan'da milli seçimler vardı. Varna bölgesinde, Karadeniz bölgesinde kampanya yürütüyorduk. Seçmenin de çoğu o bölgede bulunduğumuz alanda Türkçe konuşuyor. Ve daha yaşlı ablalarımız, abilerimiz bulunuyordu o salonda.
İki cümle Bulgarca konuştum. İki cümle de Türkçe konuştum. Gerçeği tercümesini ettim. Ve o zaman da bana 500 euroluk ceza geldi. Tam yeni seçilmiştim Avrupa Parlamentosu'na. Dedim bu hakaret, yani bu Avrupa Birliği'nde olmaz. Bu değerler Avrupa Birliği'nin değerleri değil. Bulgaristan Avrupa bir ülkesi ise ve Avrupa Birliği'ne bir üye ülke olduysa Avrupa değerlerine sadık olacak. Ve ondan sonra bu kampanyayı başlattık. Genç Teşkilatı'nda, Hak Gözlülükler Hareketi'nin Genç Teşkilatı'nda 40 bin imza topladık arkadaşlarımızla beraber. Bunu dilekçe halinde Avrupa Parlamentosu'nun dilekçe komisyonuna sundum. Ve ondan sonra sizin bahsettiğiniz Minority Safe Pack inisiyatifi ön planda bulundu ve tekrar 30 bine yakın imza topladık arkadaşlarımızla beraber. Ve bu çok olumlu bir kampanyaydı bizim için. Sadece siyasi açıdan değil, toplum açısından da çok olumlu bir kampanyaydı. Çünkü söyleyişi şu şekilde oldu Bulgaristan'da. Haklarımız ve özgürlüklerimizi ebediyen almış bir durumda bulunmuyoruz. Onlar için her gün savaşmamız lazım. Bu silahla 21. yüzyılda olmaz. Bu sadece demokrasinin yolunda olur ve her zaman kendi teşkilatım adına da konuşabilirim. Bu tip felsefeye sadık olmuştur. Teşekkür ederim yorumunuz için. Şimdi buradan ben Niyazi Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Sizin benzer konuda ki fikriniz nedir? Bununla birlikte bizim bildiğimiz kadarıyla sizin seçildiğiniz günden bugüne Türkçenin AB dili olması konusunda yürüttüğünüz bir çalışma var. Bize biraz bu çalışmadan bahseder misiniz? Bu konu neden önemli? Ve özellikle adadaki Kıbrıslı Türklerin, aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı olan Türklerin entegrasyonu için neden önemli? Evet, öncelikle şunu belirteyim. Ben seçim kampanyası boyunca ve sonrasında önüme koyduğum temel hedeflerden bir tanesi Türkçenin de Avrupa Birliği dili olmasıydı. Bunu dayandırdığım temel nokta ise Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin iki resmi dili olmasıdır. Yani AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında kayıtlı olarak iki tane resmi dil vardır. Yunanca ve Türkçe. Nasıl olmuşsa Yunanca var ama Türkçe yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kıbrıs Cumhuriyeti 2004 yılında üye olurken Yunanca zaten hali hazırda Avrupa Birliği diliydi. Çünkü Yunanistan AB'lisiydi. Dolayısıyla Türkçe'yle de kimse ilgilenmedi. Anladığım kadarıyla o dönemde gerek komisyonda birileri işte bize bu çok paraya mı alır, şimdi gerek de yok zaten hazır Yunanca vardır. Çözüm de olmamıştır. İleride bakarız şeklinde aslında bir yaklaşım geliştirdiler. Belli ki Kıbrıs durum yetkililer de bunu önemsemediler ve üzerine düşmediler. Çünkü o dönemde böyle bir talepleri olsaydı, bizim ülkemizin iki dili de AB dili olmalıdır şeklinde bir talep gelseydi, AB buna karşı çıkamaz. Şimdi bu yapılan yanlışlık, hatta ayrımcılık, çünkü Kıbrıs Türk AB yurttaşları buradan çok mağdur. Yani AB kurumları içinde çalışma imkanları çok daha az oluyor. Çünkü en az iki ayrı yabancı dil bilmeleri gerekiyor. Avrupa Birliği'nde eğer sizin ana diliniz resmi değilse bir yabancı dille rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Şimdi bu iki yabancı dil demek. Onun ötesinde psikolojik olarak Kıbrıslı Türkleri AB'den uzak tutan bir şey. Zaten 2004 yılında çok önemli bir güven kaybı oldu. Kıbrıslı Türkler bir çözüme evet dediği halde çözüm olmadığı halde beklentileri karşılamadı. Çok az bir takım yardımlar yapılıyor ama bunlar yeterli değildir. Dolayısıyla o güven kaybıyla beraber Kıbrıslı Türklerin hem de maddi hem de manevi çıkarları açısından bunu çok önemsiyor. Bir diğer nokta, bu ülkede, Kıbrıs ülkesinde, bir AB ülkesi bu. Ve herhalde ilelebet böyle paramparça bölünmüş bir ülke olacak değildir bu. Bu ülkede toplumları bir araya getirmek aynı zamanda AB'nin de görevidir. Çünkü kendi içinde kıtayı birleştiren Avrupa kendi içine küçük bir ülkeyi birleştiremiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği açısından da bu bir ciddi prestij kaybıdır.
Dolayısıyla buraya Avrupa Birliği'nin tekrar dönüp bakması için bir yoğun kampanya diyebilirim başlattım. Hem komisyon hem konsey nezdinde sürdürdüğüm temaslar hem de son olarak bir de buna bir imza kampanyası açtık. Yurttaşlar inisiyatifi çerçevesinde yoğun bir kampanya yapıyoruz ve umarım Avrupa'da yaşayan AB üyesi, Türkçe konuşan nüfus ki epeyce bir nüfus var. Yani işte Bulgaristan'daki dostlarımız var, Yunanistan'da Türkler var, bütün Avrupa'da var. Aslında bu kampanya desteklenirse bunu daha ileri taşımayı düşünüyorum. Dediğim gibi benim esas uğraşlarımdan bir tanesi bu. Hem bunu bir haksızlık olarak görüyorum, hem de iki toplumun yakınlaşmasını açısından önemli buluyorum. Kıbrıs'ı Türklerin AB'ye entegre olmaları için önemli buluyorum. Ama en önemlisi bir haksızlığı ortadan kaldırmak. Dolayısıyla bu konuda yoğun bir çaba içindeyim. Ofis olarak asistanlarımla birlikte yoğun bir kampanya yürütüyoruz. Peki ben burada bir soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi sizin tabii biz şöyle bir şey düşündük bu kampanyanızı ilk duyduğumuzda. Acaba Türkçe, Türkiye'den önce mi AB'ye girecek diye bir şey düşündük. Düşününce bunu nasıl bir duyguya kapıldınız? Yani hani bu çok güzel bir şey tabii ki. Azınlıkların temsil edilmesi adına çok güzel bir şey. Aslında ben şöyle bir haber görmüştüm. Aslında Avrupa Parlamentosu 2016 yılında Türkçenin resmi dil olması yönünde bir adım atmış gibi bir haber görmüştüm. Fakat parlamentonun sitesine girdiğimde ilgili diller arasında Türkçeyi göremedim. Evet. Ve zaten sizin de bu konuda sıkıntı yaşadığınızı biliyoruz. Evet. Böyle bir şey aklımıza gelmişti yani. Şimdi evet yani kıskanmayın biz Kıbrıs'ı Türkler olarak belki bir şey halledersen. Öyle değil tabii ki. Türkçenin AB dili olması elbette bütün Türkçe konuşan insanların kazanımı anlamına gelir. Sadece Kıbrıs'ta yaşayanların değil. Ama Kıbrıs'ta yaşayan topluluğu önce bir düzeltme yapayım. Orada bir azınlık hakkı söz konusu değildir. Kıbrıslı Türkler çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsurudurlar. İki ana unsurdan, kurucu ana unsurdan biridir Kıbrıslı Türkler. Dolayısıyla ben bu hakkı talep ederken azınlıklar çerçevesinde talep etmiyorum. Yani azınlık dilleri üstünden yürümüyorum. Asıl açtığım mecra bir AB üyesi devletin resmi dili olan Türkçenin AB üyesi dili olmasıdır. Bu zemin de sanırım sağlam bir dayanaktır ve oradan gitmeye devam ediyoruz. Zaman zaman konuşuruz. Ben çok özür dilerim. Şunu söylemeye çalışmıştım. Sizin belki bu girişiminiz vesilesiyle Avrupa'nın diğer ülkelerinde azınlık olarak bulunan Türkler de bundan faydalanabileceklerdir yani. Elbette, kesinlikle. Dediğim gibi bundan bütün Avrupa Birliği içinde yaşayan, Türkçe konuşan insanlar yararlanabilir. Çünkü bir sürü başka imkanlara kavuşabilirler. Sonra Avrupa Birliği'nin çalışmalarının Türkçe'ye çevrilmesi, tümünün çevrilmesi. Türkiye sonuçta bir ne olursa olsun aday ülke Avrupa Birliği'ne. Adaylık süreci ne kadar ileri gitmiyorsa da bir takım önemli zorluklarla karşı karşıyaysak da ama Türkiye'deki nüfusun, sivil toplumun Avrupa Birliği'nin çalışmalarının Türkçe okuma hakkı bence olması lazım zaten. Burada sadece bunun çok masraflı bir iş olduğunu ileri sürmek ikna edici bir iş değildir. Bu çok Avrupa Birliği bütçeleri içerisinde bu çok komik bir rakamdır sözünü ettiğimiz şey. Dolayısıyla bir siyasi irade isteyen bir şeydir. Ben bu alandaki çalışmalarımı devam edeceğim, sürdüreceğim ve umarım günün sonunda iyi bir sonuç alabiliriz. Kolay bir şey değil ama uğruna mücadele etmeye değer bir şeyler. Devam edeceğiz. Ben dil ve kültür konusu açılmışken Herkül Hocam size bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi sizin tabii dil ve kültür üzerine çok fazla yazıp çizdiğiniz eseriniz var. Bunlardan bir tanesi Türkçe-Yunanca ortak kelimeler, deyimler ve atasözleri. Bununla birlikte aslında benim merak ettiğim başka bir şey var. Sizin bir doktora çalışmanız var ve doktora çalışmanızda Türk edebiyatındaki Yunan imajını, Yunan edebiyatındaki Türk imajıyla karşılaştırarak öteki taraf için oluşturulan algıyı ve bu algıdaki dönüşümü anlamaya çalışıyorsunuz. Ben merak ediyorum, bugünden baktığınızda bu algıda bir dönüşüm, bir değişim söz konusu mu? Bir değişiklik. Bir değişiklik söz konusu mu bugünün politikasıyla değerlendirdiğinizde? Ya da siz ne yaptınız, ne yapmayı hedeflediniz, neye ulaştınız? Bize biraz bahseder misiniz? Vardığım sonuçlar şu, edebiyat siyaseti izledi bir bakıma, bir bakıma da oluşturdu. Yani edebiyat insanların düşünme biçimini yansıtıyor. Bir toplumda milliyetçilik
yayılıyorsa edebiyatında da görülür. Ama o aynı zamanda o edebiyat onu besler. İç içedir bunlar. Bu birincisi. Bu bakımdan o romanlara bakınca Türkiye'nin tarihini okuyor. Yunanistan'ın tarihini, kültür tarihini, diyelim, algı tarihini de görebiliyoruz. O bakımdan zaman içinde değişiklikleri görüyoruz. Rahatlıkla görüyoruz. Yani 1920'ler, 30'lar, siz bana bir roman verseniz okusam, ya diyeceğim ki bu şu şu nedenden bu 1950'den sonra yazılmıştır. Şimdi son yıllarda tabii milliyetçi edebiyat ve anlayış var ama onun yanısına yeni farklı, daha insancıl diyelim, daha dışa açık, ötekine açık eserlerde her iki ülkede de var. En büyük değişiklik, ben şunu gördüm, özellikle Yunanistan'da gördüm. Bütün romanlarda, Türk-Yunan aşk olaylarında, Yunan roman, Türk romanları da aynı, erkek hep bizden oluyor. Kadın da karşı taraftan oluyor. Ama son yıllarda Yunanistan'da 4-5 tane böyle yeni roman çıktı. Bunlar da bir Yunanlı kadın bir Türk erkeğe aşık oluyor ki bu büyük aşamır. Evet. Bu devrim. Aslında büyük devrim bu. Yani alt üst oldu her şey. Değerler. Bilmiyorum, sorunun cevabı bu mu? Farklılığı görüyorum. Yani değişiyor. Toplumlar değişiyor. Edebiyat da ona göre değişiyor. Peki. Teşekkür ederim. Ben son sorularıma geçmeden önce bir soru var mı diye bir bakmak istiyorum. Şu an için soru görmüyorum grupta. Yavaş yavaş son sorularıma geçeceğim. Daha sonra da sizin söylemek istediklerinize ya da birbirinize sorularınız varsa onları alacağım. Öncelikle İlhan Bey'e bir sorum var. Şimdi 2020'nin ikinci yarısından itibaren Bulgaristan'da hükümet karşıtı gösteriler göze çarpıyor. Bu protestolar Bulgar halkı için ve Türk halkları için aynı anlama mı geliyor? Neyin mücadelesini veriyorlar? Bize biraz bu konuda bilgi verebilir misiniz? Bir de şöyle bağlamak istiyorum bunu. Siz hem Bulgaristan'da hem Avrupa Parlamentosu içinde mesleki yeterlilik, gençlerin istihdamı gibi konularda çalışmaktasınız bildiğim kadarıyla. Sizce Avrupa Birliği Bulgaristan'a, Bulgaristan halkına hem Türklere hem Bulgarlara eğitim alanında, istihdam alanında bir kapı açtı mı? Ve bugünkü protestoların bu gibi ihtiyaçlarla bir alakası var mı? Bu protestolar çok genel bir çerçeveden bakılabilir. Onlar bütün demokrasilerde olan direnişler Bulgaristan'da da zaman zaman oluyor. Şimdiki siyasi partiler uzun yıllardan beri iktidar ortağı ve devleti yöneten sağ partilerden bahsediyorum. Bu da tabii insanlar bekleyiş içerisinde her zaman daha iyi yaşam kendilerini görmek istiyor ve aynı zamanda çocuklarına daha iyi bir istikbal yaratmak istiyor. Bunlar çok doğal demokrasi kaynakları var. O açıdan protesto var tabii Bulgar halkını da etkiliyor. Bulgaristan Türklerini de etkiliyor. Aynı durumda olur mu olmaz mı onu pek kıyaslayamam ama biliyorsunuz Bulgaristan'da yakında seçim olacak. Genel seçimler dördünde. Ümit ediyorum ki partimizde iyi bir başarı elde edecek ve yeni bir ufuk açmak istiyoruz Bulgaristan için. Çünkü adeta son yıllarda Bulgaristan tükendi. Kendi modelini, Avrupa Birliği'nde kendi yerini bulamıyor. Ve aynı zamanda bu çok genç nesile de özellikle etkiliyor. Bugün baktığımızda 2 milyon Bulgaristan vatandaşı batıda kalıyor, batıda yaşıyor. Bu genç nesil çok iyi bir potansiyele sahip olan arkadaşlarımız, dostlarımız. Kendilerini Bulgaristan'da görmek istiyoruz. Sadece Batı ülkelerinde çalışıp değil, kendi ana vatanına, kendi vatanına istikbal getirmelerini bekliyoruz. Tabii Avrupa Birliği imkanlar sağlıyor eğitim konusunda. Zaten bizim de ana hedefimiz bir genç nesil olarak 2007'de şudur, Avrupa Birliği'ne girelim, güzel eğitim alalım, Avrupa Birliği standartlarını Bulgaristan'a getirelim, hukuk, demokrasi, medya özgürlüğü, siyasi özgürlük, bu yüksek demokratik standartlar Bulgaristan'a da gelsin ve biz de Avrupa var gibi olalım, yani Batı var gibi olalım.
Ama bu uzun ve ince bir yoldur. Her zaman olduğu gibi. Görüyoruz ki 2007'de de başaramadık girdiğimizde. 2010'da da tam istediğimiz gibi olmadı. 2020'de de tam istediğimiz gibi %100 olmadı. Ve devam ediyoruz. Yeni nesil olarak, yeni konseptler olarak, tecrübe kazanarak Avrupa Birliği'nin değerlerini, yüksek demokratik standartlarını kendi ülkemize de getirmeye. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Umarım çabalarınız karşılık bulur ve Bulgaristan halkının hem Türklerin hem Bulgarların hem diğer azınlıkların eğitim anlamında, istihdam anlamında çok daha güzel günler göreceklerdir. Ben ikinci sorumu, son sorumu Niyazi Bey'e sormak istiyorum. Bu arada bir soru geldi, onu da ileteceğim ama önce ben sorularımı bitirmek istiyorum. Şimdi Niyazi Bey, hep böyle benzerlikten söz ediyoruz. Velev ki varsayalım, adayı dış faktörlerden soyutladık. Tüm garantör devletler çekildiler ve uluslararası kuruluşların müdahale etmediği bir Kıbrıs düşünelim. 10 yıl müdahale etmesinler diyelim ki. Sizce toplumlar arası ilişkilerde bir iyileşme söz konusu olabilir mi? Yani mesela anlam planına olumsuz oy veren Rumların fikirleri değişir mi? Şimdi bakınız, önce şunu söyleyeyim. Toplumlar diyalog içinde olmadığı sürece onu mutlaka ön yargılara kapılırlar. Yani o bakımdan Kıbrıs'ta iki toplumun birlikte bir şeyler kotarmaları, karşılıklı etkileşim içine girmeleri, ekonomik alandan başka alanlara kadar işbirliği yapmaları, hayatın çeşitli alanlarında, spordan efendim ekonomiye kadar işbirliği yapmaları onları yakınlaştıracaktır. Birbirlerine karşı besledikleri ön yargıların yersiz olduğunu görerek anlayacaklardır. Ben iki toplumla sürekli yaşadığım için ve iki toplumlu bir kişi olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı, bir sorun çözmek istiyorsunuz. Çok önemli tarihsel bir sorundur Kıbrıs sorunu. Dolayısıyla bir uzlaşıyla onu çözmek zorundasınız. Geriye baktığımız zaman bu sorunu yaratan nedenlerin, esas nedenlerin aslında artık ortadan kalktığını görüyorsunuz. Ve biraz anakroniste bir soruna dönüşmüş oluyor sorun baştan. Mesela bir örnek vereyim. Kıbrıslı Türkler için ve Türkiye için Kıbrıs sorunu neydi? Doğuşunda neydi? Çok açık bir şekilde Enosis Kıbrıs sorunu idi. Yani adanın Yunanistan'la birleşme talebi idi. Hem Türkiye'nin hem Kıbrıs Türklerin karşı çıktığı 1950'li yıllarda Kıbrıs Rum toplumunun adayı bir Yunan adası olarak Yunanistan'la birleştirmek istemesiydi. O tarihe kadar Türkiye'nin gündeminde Kıbrıs sorunu bile yoktu. Kıbrıs Türkler bu fikre başından karşı çıkıyorlardı. Eğer bugün şöyle bir şey, biraz toplumu tanırsanız, Rum toplumuna, Yunanistan'la birleşmek diye bir fikrin hiçbir şekilde ortada olmadığını, Kıbrıs Rumların artık orada olmadıklarını, o fikirden çoktan koptuklarını ve Kıbrıs'ı bir Kıbrıs ülkesi olarak tahayyül ettiklerini göreceksiniz. Bu birinci mesele. İkinci mesele, Kıbrıs'ı Türklerin ana politikası neydi? 50'li yıllardan beri, birazdan en üstte tepki üstünden Taksim'di. O Taksim sloganı ki her tarafa aldı götürdü, binlerce insan yürüdü sokaklarda, milyonlarca insan yürüdü İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. O yüzden 6 Eylül yaşandı ve daha bir sürü şey istiyorum. Bugün Kıbrıs'ı Türklerin kaçta kaçıyor acaba Taksim fikrini benimsiyor. De facto bölünmüşlükten ötürü bile ne kadar zor duruma düştüğünü gören toplum çıkış arıyor. Dolayısıyla Kıbrıs sorunu geçmişten alınan bir miras olarak duruyor büyük oranda. Toplumların önüne koyduğu ortak hedefler vardır. AB üyesi demokratik bir ülkede bir arada yaşamak. Siyasi eşitlik içinde yaşamak. Mesela örneğin Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmeyen 1960'lı yıllardaki Rum elitleri günümüzde daha farklılaşmıştır. Mesela benimle beraber işbirliği yapan Akel Partisi Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini tamamen benimseyen bir partidir. Böyle değişiklikler vardır ve bunlar yani anlatmaya çalıştığım parametrelerde de esaslı değişiklikler olmuştur. Ama önemlisi Kıbrıs'ın geleceğini artık toplumlar farklı tahayyül ediyorlar. Kıbrıs'ı Yunanistan'ın ve Türkiye'nin bir parçası olarak tahayyül etmiyorlar. Bütün bu tarihsel değişiklikler eğer yerini şeye de bırakırsa hayatın çeşitli alanlarında işbirliği yapmak,
Yani Avrupa Birliği gibi adeta aşağıdan başlayarak bir takım işbirlikleri kurmak gibi bir imkana kavuşur derse, ki bu imkana kavuşmalar için dış müdahalelerin durması gerekiyor. Sanırım Kıbrıs toplumunun, toplumlarının barış içinde yaşayabileceğini göreceğiz. Ben aynı zamanda şeyi de uzun uzun çalıştım. Ülkenin şiddet tarihini çalıştım. Başka coğrafyalarla karşılaştırdığımız zaman Kıbrıs'ta etnik şiddetin bile farklı bir boyutu vardı. Hep yukarıdan örgütlenirdi. Aşağıdan nefret yoktu. Bireyler arasında nefret yoktu. Elitlerin yönlendirmesiyle etnik şiddet yaşamış bir adadır. Dolayısıyla iyi bir kültürel sermayesi vardır. Barışçıl insanların olduğu bir yerdir. Nefretlere aşırı tepkiler yoktur. Ve artık maksimalist milliyetçi talepler de tarihe karışmıştır. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman ve AB üyesi de olacağını varsayarsak, federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin, Kıbrıs'ı Türklerin siyasi eşitliğinin tanındığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Türklerin adayı beraber yönettiği AB üyesi bir ortamda sanırım bu ada sorununu nihayet çözebiliriz ve ben şunu da çok önemsiyorum. Kıbrıs sorununun çözümü demek Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs üçgeninde yeni bir bembeyaz bir sayfa açmak demektir. Çünkü unutmayalım ki bugün konuştuğumuz Türk-Yunan gerginlikleri de Kıbrıs sorunu ortaya çıktıktan sonra baş göstermiştir. Yani Venizelos'ta Atatürk'ün imzaladığı dostluk ve işbirliği anlaşması 1930 yılından başlayan, ancak Kıbrıs sorunu baş gösterdiği zaman 1950'li yıllarda tekrar iki ülke gerilim ortamlarına sürüklenmişlerdir. Dolayısıyla Kıbrıs küçük ama etrafa yaydığı negatif enerji çok büyük. Üstelik de hayatını bir sorun olarak sürdüreceği zemin de ortada kalmış. Enosis yok, Taksim talebi yok, siyasi eşitlik çerçevesinde bir anlaşma mümkün. Burada istikrarlı durursak ve bunu savunursak mümkün. BM parametreleri zaten hepsi Kıbrıs Türklerin siyasi eşitliğinden söz ediyor. Dolayısıyla oraya biraz hamasetten, milliyetçilikten, irredentist akımlardan uzak ele alırsak ve rasyonel geleceğe dönük bir vizyonla oraya bakarsak sanırım Kıbrıs'tan olumlu şeyler çıkabilir ki o Türk-Yunan ilişkilerinde de bambaşka bir yere götürebilir bizi. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Bir soru var. Ben Herkül Hoca'ya dönmek istiyorum. Hem Herkül Hocam size gelen soruyu yöneltmek istiyorum. Hem de bana sıklıkla sorulan ve sizinle de ilgili çok merak edilen birkaç konu var. Onları öğrenmek istiyorum. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla sizin bir milli sporculuk geçmişiniz var Türkiye'de. Belli kazandığınız dereceleriniz var. Bir de hedefiniz vardı Yunanistan'la ilgili. Yunanistan'da da bir derecem olsun diye. Bunu sormak istiyorum. En son biz sizi uzun atlamada bırakmıştık diye hatırlıyorum. Bir 100 metre derecesi elde etmiştiniz. Nasıl değişti? Herkül Milas'ın hayatı nasıl? Bunu öğrenmek istiyoruz birazcık. Şimdi ben gençliğimde Türkiye'de 100 ve 200 metrede Türkiye birincisi olmuştum. 1962'deydi. Ondan sonra Yunanistan'da da bir şey olsun, madalyam olsun istiyordum. 2 yıl önce 100 metrede, geçen yılda yüksek atlamada Yunanistan birincisi oldum. Ama tabii kendi kategorimde, yani 75-80 kategorisinde. Bu yıl yarışlar yok virüs yüzünden. Halen 100 metre ve yüksek atlıyorum. Devam edecek miyim bilmiyorum ama bu şeyi, madalyam işte burada önümde. Madalya aldınız abi. Madalyam. Bravo, bravo. Bu, ama spor yani sağlığıma da bakıyor. Fakat bir koleksiyonu tamamlamak için yaptım daha çok. Evet. Son bir şey eklemek istiyordum yani. Bitiyor. Bu bence sizin yaptığınız bu programlar bence çok önemli. Çünkü komşularımızı öğrenelim anlamını taşıyan bir şey, bir program. Bunun varsayımı, arkasındaki anlam, tanımıyoruz, tanıyalım demek anlamında. Yani komşuları tanımamak aslında sorun değil. Sorun komşuları tanıdığımızı sanmamız. Çünkü yani hiç sıfır olsa, bilgi sıfır olsa dert değil. Yani öğreniriz ama biz sıfırda değiliz.
sıfırın altındayız. Yani epeyce biliyoruz. Ya işte buna ön yargı diyoruz. İşte Yunanların nasıl olduğunu biliyoruz. Yunanlar Türklerin ne olduğunu biliyor vesaire. Yani biz sıfırda olduğumuzu bilsek, bilmediğimizi bilsek bu büyük bir aşama olur. Oysa bizim eğitim sistemimiz bu bilgi veriyor, öğretiyor. Yani eğitim sistemi derken yalnız okulu kastetmiyorum. Edebiyatı da, televizyonu da, filmleri de, günlük konuşmaları da, siyasilerin konuşmalarını da, bütün bunlar bilgidir, bilgi kaynağıdır. Bütün bunlar bizle karşı tarafın ne olduğunu anlatıyor. Şimdi bunun önüne geçmenin yolu aslında eğitimden, bunun tersinden geçer. Yani eğitimi değiştirmek. Ama bu da imkansız bir şey. Yani kısır döngüdür. Çünkü bu adamlar, yani bunu yapan adamlar zaten buna inanıyor. Bunu nasıl değiştirir? Onlar değiştirmez ki bunu. Yani onun için bu kısır döngüyü kırmanın bir yolu Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği içinde bazen teşvikle, bazen zorunlu kabul ettirilen yasalarla yeni bir uygulamaya geçiliyor. Yunanistan'da ben bunu gördüm. Yani Yunanistan'daki Türk azınlığının sıkıntıları kısmen düzeldiyse bunun nedeni Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin baskısıydı. O bakımdan Avrupa Birliği benim için çok temel bir değer kaynağı. Oradan yani bu kısır döngünün kırmanın bence şu anda tek yolu Avrupa Birliği'dir. Umarım Türkiye'de ama yanlış anlaşılmasın. Yani Avrupa Birliği bütün sorunları halleder, yani milliyetçiliği yok eder filan anlamında söylemiyorum. Ama önemli bir adım atmanın yoludur. Yani bir şey olur, fırsatı olur yani. O bakımdan Türkiye'nin Avrupa'ya yaklaşması, şöyle veya böyle üye olması veya belli bir ilişki içinde olması bence önemli bir adım olurdu. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi gelen bir soru var, ben onu yöneltmek istiyorum her üç konuşmacıya da. Sonra da yavaş yavaş kapatacağım. Yaşadığınız ülke için deniz ne ifade ediyor diye sormuş dinleyicilerimizden biri. Deniz. Ben cevap vereyim çünkü deniz, sanıyorum Kıbrıs'ta öyle, etrafı deniz. Ama Yunanistan'da kendisini bir deniz devleti olarak algılıyor. O deniz çok önemli. Şiirlere falan bakarsak yani hep denizden söz eder. Mitolojisi denizle ilgilidir. Yani Yunanistan kendisini deniz olarak, bayrağına da bakarsanız zaten şeydir. Yani deniz dalgaları gibi bir bayrağı vardır. Deniz çok önemlidir. Peki. Niyazi Bey, Kıbrıs için deniz ne ifade ediyor? Çalmıyor. Niye öyle? Biz sizi duyuyoruz hocam. Duyuyor musunuz? Yani çok evet, iyi. Evet. Yani bir adada yaşıyoruz. Hatta ben şunu söyleyeyim size. 1964'te göç ettiğim için çatışmalar yüzünden ve bir kapalı getoda yaşadığım için bir adada yaşadığımı çok sonra anladım. Yani meğer bir adada yaşıyormuşum dediğim zaman herhalde 12 yaşıma falan gelmiştim. Çünkü getodan çıkma ihtimalim olmuştu. Ve ilk defa denizi gördüğüm zaman, o kocaman mavi balonu gördüğüm zaman çok etkilenmiştim denizden. Denizsiz bir hayat düşünemiyorum. Kıbrıs'ta şöyle bir imkan da var. Çok süratle bir dağda, orman içinde yürüyebiliyorsunuz ve az sonra kendinizi deniz kenarında bulabilirsiniz. O da çok ayrı bir şey katıyor insana. Yani doğayı bütün boyutlarıyla çok kısa mesafeler olduğu için kısa zamanda yaşayabiliyorsunuz. Tabii ki ben kendi adıma denizsiz bir hayat tahayyül edemiyorum. Biz Karadeniz'de yaşadığımız için aynı duyguları hissetmiyoruz. Çünkü Karadeniz kapalı bir deniz. Ortamı, suyu biraz kapalı, bizi daha fazla savaş düşüncesine efendim Amerikanlar gelir, Ruslar gelir, Türkler gelir. onu ifade ediyor. Bize ufuk açmıyor deniz. Ufumuzu kapıyor daha fazla. Onu söyleyeyim. Evet. Peki. Son sorumu soruyorum ve sizce yeni nesil nasıl yetişiyor?
her ülkelerin ayrı ayrı içerisinde ve bu ilişkilerin gelişmesine nasıl bir katkısı olacak? İsterseniz benden başlayabilir miyiz? Kalkmam gerekiyor. Tabii ki. Buyurun. Son sözlerimi söyleyeyim. Öncelikle bu sohbetin çok çok keyifli olduğunu söyleyeyim. İki arkadaşımı da sizin sorularınıza da teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Ben keyif aldım doğrusu. Bu son sorunuz tabii birkaç ayrı program gerektiren bir soru. Siz de biliyorsunuz. Kıbrıs'ta yeni genç nesil nasıl yetişiyor? Ben Herkül Milas gibi eğitim sisteminden hiç hoşnut olmayan biriyim. Hem Kıbrıs Rum eğitim sisteminden hem Kıbrıs Türk eğitim sisteminden hiç hoşnut olmayan biriyim. Özellikle tarih dersinin anlatılışından, tarih kitaplarından hiç hoşnut değilim. Dolayısıyla demokratik, çoğulcu bir eğitim sistemi olduğunu düşünmüyorum. Ve Kıbrıs'ın bu konuda önünde çok büyük meydan okumalarının olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi reforma ihtiyacı var Kıbrıs'ın. Her iki yakasında Kıbrıs'ın çok önemli eğitim reformlarına ihtiyacı vardır. Çok kimlikli, pluralist, demokratik yurttaşlar, başka kültürlerle iletişim kurabilecek açık yurttaşlar maalesef yetişmiyor eğitim sisteminden. Bu da bize ciddi bir kayıp. Çok teşekkür ederim cevabınız için Niyaz Bey. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir söyleyiş oldu. Çok şeyler bilmiyordum. Özellikle Yunanistan için. Tabii Kıbrıs'ı daha yakından takip ediyoruz. Avrupa Parlamentosu'ndan. Çok defa adanın iki tarafına da gitmişliğim vardı. Ama yeni şeyler öğrendim hocamdan da. Tekrar ona da, Herkül hocama da teşekkür ediyorum. Yeni nesil daha pozitif bakması, daha renkli bakması gerekiyor dünyaya. Tabii milliyetçilik yeni nesile ya da eski nesile konulan bir şey değil. Kolayca yapıştırılabilecek bir şey değil. Bir tarafta milliyetçilik varsa öbür tarafta da milliyetçilik olur. Bu da Balkanlarda bize fayda getireceğini düşünmüyorum. Daha fazla zarar getireceğini düşünüyorum ve tarihte de bunu görüyoruz. Biz daha fazla Avrupa değerlerine, demokrasiye, ortak coğrafyaya paylaştığımızı arkadaşlarımıza vurguluyoruz. Burada bir pozitif şekilde, kurucu bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Katıldığınız için de yine çok teşekkür ederim. Herkül Hocam, son olarak size veriyorum sözü. Önce İlhan Bey'i tanıdığım için, sizi tanıdığım için çok memnun oldum. Yani sevindim. Hazal Hanım'ı da tanımış oldum. O bakımdan memnunum ve teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Niyazi ile arkadaşlığımız eskidir. Tanışıklığımız da çok eskidir. Ama sizi yeni tanıdım ve sevindim bu yüzden. Şimdi yaşlılara yeni nesil sorulmaz. Çünkü yaşlılar genellikle hep eskiden iyiydi, şimdi kötü diyorlar. Ben tersini söyleyeceğim. Yeni nesli, yani eğitim sistemi Yunanistan'da kötü. Hem de çok kötü. O ayrı bir şey. Fakat yeni nesle bakarsak, ben kendimi kendi oğullarımızla kıyaslıyorum. Benim nesil romantikti. Dünyayı değiştireceğine inanıyordu. O bakımdan olmadık saçmalıklar da yapmış oluyor. O bakımdan yeni nesli ben daha gerçekçi. Kimileri işte romantik ve idealist olmadığı için kötülüyor ama aslında bu gerçek şey, romantizm ve idealizmin arkasında gerçeğin dışında bir yaşam anlamında oluyor. Genç nesil daha gerçekçi. O bakımdan ben gençler için kaygılı değilim ama aslında o kötü eğitim dediğimiz şey gençlerin sorunu değil veya onların yarattığı bir durum değil. Bizim kuşağın yarattığı kötü bir durumdur. O bir yana gençler çok hoş. Siz dahil. Çok teşekkür ederim. O zaman ben şimdi izninizle söyleşiyi sona erdireceğim. Şu anda bizi izleyen tüm seyircilerimize de teşekkür ederim. Katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizleri burada ağırlamak bizim için bir onur. Sizlerle birlikte olmak, sizleri tanımış olmak. Kaçıranlar için YouTube'da Mülkiyeler Birliği sayfasında, kanalında yine video mevcut olacak. İzleyebilirsiniz. Evet, değerli izleyiciler, bugün Mülkiyeler Birliği'nin düzenlediği Türkiye'nin Komşuları başlıklı söyleşimizde üç değerli konuğumuzu ağırladık. Kıbrıs'ı, Yunanistan'ı ve Bulgaristan'ı konuştuk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katıldıkları için de kendilerine tekrar çok teşekkür ederim.